Selamun aleyküm abelam, babalam, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekip olarak toplandık. Ekinlerimizin durumunu kontrol ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz baba? İyi, Ramazan sen ne yapıyorsun? Çok şükür vallahi biz de iyiyiz. Ekinleri gezmeye geldik. Emeklerimizi görmeye geldik. Evet. Maşallah güzel. Evet, Rabbim emeklerimizin karşılığını vermeye başlamış şimdiden. Evet, bu dönemdeyken, şimdiden, çimlenme döneminde de. Hayırlısına gelsin. Amin inşallah. Bu zamana kadar nasıl bir süreç oldu bu tarlada? Bu zamana kadar nasıl biliyorum, pancar tarlamızdı. Pancarını söktük. Hı-hı. Hemen peşinden ben hazırladım. Hı-hı. Amcanla ektik, siz gelip suladınız. Evet. Ekinlerimiz yeşerdi. Bazı insanlar bu göstermeleri mal varlığı göstermek gibi sanıyor. Evet. Yani bir sizde mi var falan. Yani bizim hiçbir şey göstermeye ihtiyacımız yok. Yani bilgilerimize, çalışınca, bakınca, emek çekince, evet, neler olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bunun da karşılığı parayla değil. Kesinlikle. Yani üretme sevdasında. Yani şöyle bakıyorum, şimdi ben buraya gelince içim açıldı. Evet, biliyorum işler bitti. Evde sıkılıyoruz, işimiz yok. Evet. Başka kötü alışkanlıklarımız, gideceğimiz yerlerimiz de yok. Evet. Şu tamam, kendimiz için üretiyoruz da ülkeye de bir katkımız var. Kesinlikle. Üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Yani Rabbim bize böyle bir toprak vermiş. Çok güzel bir köyde yaşıyoruz. Topraklarımız güzel, verimli. Yani verimli olunca da emek çekmeyince hiçbir şey olmuyor. Verimli tarla bomboş. Evet. Yani şöyle etrafa bak. Emek çekilmedikten sonra orlar kararıyor. Burası bizim yeşeriyor. Emek çektiğimiz tarla yeşeriyor. Evet. İşimiz de bu. Hani bunu da kaliteli bir şekilde hakkınca yapmamız lazım. Evet. Yapıyoruz. Yani video çekmemizin amacının bir tanesi de şu. Yani bizim buyumuz var, suyumuz var değil, dediğin gibi. İnternette, sosyal medyada şu an o kadar kötülükle aynı şekilde televizyonda da dönüyor ki. Evet. Bütün bu çirkinliklerin içinde kim kötü konuşursa ünlü oluyor. Kim kötü dans ederse ünlü oluyor. Kim kötü şarkı söylerse bugün maalesef ünlü oluyor. Cinsiyeti belli olmayan garip garip insanlar televizyonlarda. Biz de olabildiğince köyde, Anadolu'da hala birbirine sadık, sevgi duyan, çalışan, birlik beraberlik gösteren insanların olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yani bizim yani çekme amacımız ünlü olmak gibi falan bir niyetimiz yok. Evet. Allah'a şükür zaten ünlüyüz biz. Birbirimizin yanında. Evet. Aynen öyle. Bu şekilde. Yani bunları çekmemizin, göstermemizin amaçlarından bir tanesi de bu şekilde. Değil mi? Şimdi çok da rüzgar var burada. Ovamızı suladığımız 5 karış barajının su toplama alanına gideceğiz. Evet. Bugün o şekilde bir rekreasyon faaliyeti de yürüteceğiz. Bir aktivite de olacak bizim için. Şimdi buradaki rüzgarın sesi kötü etkilemesinden sakınmak için kısa kesiyoruz. Kısa kesiyoruz burada. Kıyımız orada videomuza devam ediyoruz. Şöyle mi diyordu? Hadi sen de et bakalım. Şöyle miydi? Burası da Mısır'dı burası. Hı hı. Mısır'ını kaldırdık. Tesviye yaptırdık burayı da. Evet. Geçen sene kavaklarını kestiğimiz yer. Burada da amcanla ekerken video çekmiştin. Evet. Bu tarla da o tarla. Ektikten sonra hemen sulayacağız dediydik. Ekildiği gün buranın da evet, borularını vurup suladıydık. Çok şükür burada da ekinin durumu güzel. Güzel. Yani kışa girerken bu seviyede olmasa ekin için faydalı, sağlıklı bir şey değil mi? Tabii bizim buralar soğuk memleket. Evet. Kışın eksiler çok oluyor. Tam patlama aşamasında olduğu zaman ölme yapabiliyor ekin. Ama böyle olunca yaza sağlıklı çıkıyor. Evet, biraz daha dayanıklı oluyor. Rabbim de rahmet... Allah sonunu iyi etsin. Amin inşallah. Nasip ederse rahmetinden bir de gar yağışı oldum üstüne. Evet. Eskiler yorgan olur mu derlerdi, evet, üstüne gar. Yani gar, garın altında bile buğday büyür. Hmm. Yani kar yağar ama toprak donmaz altında kar varsa. Ama böyle apaçık, biliyorum burada -30'ları gören bir bölge. Evet. Yani şu anda donduğu zaman bile şu yeşillik kurur. Yazın tekrar yeşerir köklü olduğu için. Hmm, anladım. Yani kar hem gübredir hem yorgandır. Evet, faydalıdır ekine de. Faydalıdır, güzeldir. Evet. Ya burası da sıkıntısı maşallah. Güzel. Yani bu sene ektiğimiz ekinden hepsini suladık. Erinmedik. Siz
şey yapmadınız, suladınız. Güzel maşallah. Emek verildiğinde Rabbim karşılığını veriyor. Karşılığını veriyor. Evet. Şimdi ileride bir tarlamız daha var. En son orayı ekip suladık. Orayı da gösterdikten sonra köye gidip aracımızı değiştirip baraja doğru yola çıkacağız. Evet, burası da en son bahsettiğimiz tarlamızı en son ekip en son suladık. Sulama işlemini tarlada bitirdik. Tarladan borular topladık. Çok şükür buranın keyfi güzel görünüyor. Evet Yunus, burayı sularken senin emeğin büyük. Eline sağlık. Evet. Hadi bakalım, sen bayağı yorgunsun. Birazdan ayılırsın, ondan sonra konuşuruz. Şimdi baraja gidiyoruz. Hadi. Evet değerli takipçilerimiz, yola çıktık. Beşkarış Barajı'na doğru ilerliyoruz. Beşkarış Köyü'nde bulunduğu için bu şekilde bir isimlendirme olmuş. Beşkarış Köyü'ne doğru gidiyoruz. Evet, Beşkarış Köyü köyümüze 25 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Şimdi gidip o barajla ilgili gözlemlerimizi yapacağız. Bu arada Ramazan, sen hiç baraja gitmedin değil mi? Gittim. Gittin mi? Yunus? Yunus gitmemiş. Yunus için bir ilk olacak. Yunus ilk defa gidecek. Barajı gözlemleyeceğiz. Yolumuzu aldık, gidiyoruz. Gittiğimde ama daha faaliyete geçmediydi baraj. Su toplama aşamasındaydı yani. Baraj yaklaşık 6 yıldır aktif olarak kullanılan bir baraj. Ama benim aklım erdiğinden beri Beşkarış Barajı'ydı. Yani biz 44 yaşımızda baraja kavuştuk ama bir 10 yaşımızda aklımız erdiyse 34 yıl falan bekledik barajın yapılıp bitmesini. Temeli atıldı kaldı o zaman, evet. Değil mi? Yani 8-10 yaşımızdan sonra Beşkarış Barajı, Beşkarış arada bir bakardık yapılıyor mu? Hiçbir faaliyet yoktu. Şimdi unutmadan Denizli'den Tamer Şen kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Seçilmiş olduğu görevde de başarılar diliyoruz. Allah muvaffak eylesin. Şimdi Ramazan abi inşallah. Evet. Şu sağımıza solumuza bakalım. Bakalım. Geçen gün babamla biz Konya Çeltik ilçesine gitmiştik. Tabi Kütahya'da biz Altıntaş ilçesidir, tarım denilince Kütahya'da. Yani bizim bölgemizdir. Birinci olarak en güzel araziler ama geçen gün gittiğimizde bir baktık ki Konya Çeltik bu şekilde araziler. Bakın bu araziler de yazık, atıl duruyor. Ben bugüne kadar hep gezdiğim yerleri iki şekilde gezmişimdir. Hem gezi hedef, hem maksadımız bölgeyi tanımaktı. Evet. Ben şimdi Sınıklar Köyü diye bir köye giriyoruz. Burası göçmen, macir yapılı, Arnavutların yaşadığı bir köy. Evet. Arazileri gayet güzel. Biraz engebeli olsun ama çok güzel topraklar olduğunu gördüm. Ben Türkiye'yi gezdiğimden dolayı diyorum. Evet. Buralarda da çok güzel tarım olabilir. Bu bölgede bakıyoruz hep kuru tarım yapılıyor. Ve biz gidip gezip gördüğümüz bölgelerde kuyular açılmış. Devlet bir miktar baraj götürdüğü yerler de var ama baraj olmayan yerlere de halk kendi imkanlarıyla kuyularını açmış. Arazilerini su tarıma geçmiş. Buralar da olabilir ama bakıyoruz buralarda hiç bu işlere teşebbüs eden insanlar yok. Yani biz 90'lı yıllarda başlamıştık ilk kuyuları gazdırmaya. Yani hemen bir anda bir şeyler oluvermiyor. Zamanı bırakmak gerekiyor. Buralarda da olabilir. Yani bu köylerde birer, ikişer, üçer, beşer köylüler keşke anlaşıp da ortaklaşa kuyu açtırsalar. Çok güzel olacağına inanıyorum. Bak bu köyün girişinde bir koyunculuk yapan bir kardeşimiz var. Kendisi avukat olduğunu duydum sanki. Avukat. Orada koyunculuk yapıyor. Zaten azalmış köylerde göç çok. Bu macurlar genelde sanatkar olduklarından dolayı köylerde genelde fazla kalmıyorlar.
Çünkü sanatçı insanlar gidiyorlar, ellerinin emeğinden güzel işler çıkartıyorlar, becerikli insanlar. Dolayısıyla pek köyde kalmayı tercih etmiyorlar. 5 karış 4 kilometre, Aydınlar, Yayla, Hamurköy bu şekilde gidiyor. Şimdi Sınıklar köyündeyiz. Osmaniye yeni ismiyle. Yeni ismiyle Osmaniye. Evet. Yani kuru tarım, sulu tarım derken, yani kuru tarımda olunca mecburen bir yıl dolu, bir yıl boş bırakılıyor tarla mahsul alabilmek için. Evet. Yani bir adamın 100 dekar tarlası varsa, kuruysa normalde 50 dekar işliyor her yıl. Yani tarlasının yarısını kullanabiliyor. Evet. Ama kuyusu suyu varsa her yıl, her yıl 100 dekarı var. Ama bir de şunu var, bir de örnek diyor ama sulama imkanı olmayınca verim de düşük oluyor. Verim düşük oluyor. Rabbim, evet, rızkı taala Allah. Rızka Rabbim kefil de biz de gayret etmemiz gerekiyor. O yüzden bunu dörtte bir gözüyle bakmak gerekiyor. Doğru. Birim miktardan fazla bir verim elde etmek için çalışmak lazım dedi. Bunlar bir sene nadas, bir sene ya arpa ya buğday yapıyorlar. Halbuki biz ne yapıyoruz şimdi? Değişik ürünler ekiyoruz. Tarla kendini her sene yeniliyor. Evet. Münavebe olduğundan dolayı bak sağ taraftaki araziler falan gayet güzel arazi. Öyle sıkıntılı arazi değil. Toprağı çok güzel. Taş yok. Biraz engebeli ama gayet güzel arazi. İşlenecek seviyede dediğin gibi. Mineral bakımından da zengin topraklar böyle. Evet, siyah evet. Topraklar öyle. Dediğiniz bölgelerde ben de yol kenarlarında gördüm. Mineral bakımından da fakir topraklarda iyi verimler elde ediyorlar yani. Babanla gezmeye gittiğimizde evet. Konya'nın Karapınar ilçelerine falan o taraflara da gittik. Türkiye'nin kölü. Evet, çok güzel dümdüz bir ova ama evet. Bazen videolarda size yazıyorlar ya, buğdayı siz 2 sefer suladık, 3 sefer suladık deyince evet. Tepki çekiyoruz. Doğru, oralar kül toprak. Dolayısıyla 3-5 sefer su yapmadan olmaz. Evet. Ama bizim toprağımız suyu hazinesinde, bünyesinde tutan bir toprak yapısı. Yani çok fazla istesek de sulayabiliriz. Yani çok fazla gübreye ve suya ihtiyacı olmuyor bizim toprağın. Geçirgenliği yok. Yani suladığın suyu yok etmiyor. Bünyesinde tutuyor. Evet. O yüzden tabii babana ısrar ettim özellikle. Rabbim vermiş Mezopotamya Ovası'nı. Evet. Şanlıurfa'dan Nusaybin'e kadar sanırım 250-300 kilometre yol yürüdük. Sağlı sollu gözün alabildiğince düz ova ve mısır tarlaları. O bölgede iki ürün yetişiyor. Onlar daha bize göre şanslı. İklim olarak daha şanslı. Ama bizim görüyorsun bak hep nadas bırakılmış, edilmiş. 5 karış barajının kodu tutmuyor. Baraj buraya 4 kilometre şu anda şu araziler ama kodu tutmadığından dolayı buralara su verilmiyor. Mum dibine ışık vermiyor gibi oluyor burada. Evet. Bizim oralara geliyor ama. Şimdi 5 karış köyümüz şurası. Baraj bunların köyünde çıkıyor. Bunların köyünde doğuyor ama az bir miktarda arazileri sulanabiliyor. Koddan dolayı. Kod farkından dolayı. Düz ovalara iniyoruz. Baraj bu bölgede yapıldıktan sonra geçiyoruz. Kanal yine işlevini devam ediyor. Barajın alt tarafından kaynaklardan çıkan sular yine kanaldan devam ediyor. Aşağı bölgelere ta Eskişehir Porşuk Barajı'na ulaşıyor buranın suyu. Bu kanal ta ucu orada bitiyor değil mi? Oraya dökülüyor. Evet. Porsuk'a kadar devam ediyor. Ve şöyle yanılmıyorsam 5 karış barajı Ege bölgesinin en büyük su tutma kapasitesine sahip olan bir baraj. Havzası çok büyük. Çok büyük bir baraj. Ama yeterli kaynak suyu yok. Evet. Normal tabandan
çıkma sularla besleniyor, yağmur sularıyla besleniyor. Yani biz değerli çiftçilerin de verimli kullanmadığı takdirde Evet. Oraya gittiğimizde tabanını görebileceğimiz baraj. Yani. Böyle bir risk de var. Yani günümüzde iklimler de biraz kurak gidiyor. Şu anda sonbaharın sonuna yaklaştık. Kıştayız artık. Ama bu istediğimiz mevsimsel yağışlar da azaldı eskiye göre. Rabbim inşallah rahmetini esirgemesin. Bilinçli bir çiftçilik yaptığımız yok. Çok hunharca kullanıyoruz. Evet. O yüzden bilmiyoruz ne olur ne gelir. Bizim şimdi gitme amacımız baraj ne olabilir? Seneye nasıl bir program yaparız? Ekiliş sahasında onu değerlendireceğiz. Evet. O yüzden Beyakut'ta nasıl bir önlemler alacağız? Malum kuyularımız var bizim. Evet. Belki bir miktar daha takviye bora alıp daha geniş bir alanda kuyularla sulama yapabiliriz. Yani baraj sıkıntı dahi olsa biz kuyulardan devam edebileceğiz. Şekilde alternatifimiz var. Evet, şimdi baraja çok az kaldı. Muhabbetimizin devamını inşallah orada yapalım. Yunus Bey. Evet. Uykun gandı mı galiba? Fırsat veriyoruz da Yunus'un bugün pek konuşası yok herhalde. Acar uykun. Yatıyordum ben de güzel ya. Yani atıl kurttaki performansı yok. Doğru. Neyse, birazdan Tarkan o repliği kullandı mı Yunus atılır. Videoda açılır temiz havaya alınca. Hadi bakalım. Hadi baraja devam ederiz. Evet, çok değerli takipçilerimiz, şimdi baraja geldik. Bizi işler acısı bir durum karşıladı. Babamgil geçen sene yine bu mevsimde kontrol için geldiklerinde daha farklı bir su seviyesi varmış sanırım. Karşıda gözüken ada şeklinde gözüküyordu. Orada birkaç ağaç var. Evet. Şurası kapalıydı. Orası sadece tepesi gözüküyordu. Minik bir adacık görünüyordu. Şimdi Evet. Bunun bağlı olduğu yerde görünmeye başlamış. Evet. İnsanoğlu maalesef bütün kaynakları sınırsızmış gibi kullanıyor her zaman. İlk başta ömrünü, Evet. Sonra böyle gelip görünce hiçbir kaynağın sınırsız olmadığını görüyorsun. Her nimetin bir sonu var. Evet. Yani sınırsız gibi kullandığımız zaman bu su biter. Tüm nimetlerden faydalanamayız. Evet. Alıştık biz bu suya. Çok zor gelir. Yani suyumuz biterse. Kesinlikle. Yani bedelini öderiz sınırsız gibi kullanmaya yani devam ettiğim zaman. Herkes kendi suyu gibi kullanması lazım. Kesinlikle. Yani parasını ödeyip de kullanıyor bile olsak ısraf etmek bence haram bu suyu. Çünkü bu su bizim değil. Evet. Bizden sonra sizin ve sizin çocuklarınızın, nesillerin olması lazım. Evet. Öyle kullanmamız miras lazım. Miras olması lazım. Evet, aynen öyle. Yani sadece atadan kalan topraklar miras değil, tapusu olanlar miras değil. Evet. Bunlar da miras olması lazım. Kesinlikle. Bütün dünyayı bu şekilde kullanmak, kirletmemek, verimli kullanmak, harcamak, verimli üretim yapmak lazım dediğin gibi.
Yine de ümit var olan. İnşallah güzel bir kış, yağışlı bir kış olur. Biz de sezonda suyu dengeli, düzgün kullanırız. Biz de düzgün kullanırsak inşallah böyle gider ama şöyle çevremizde bakıyorum, duyuyorum. Evet. Barajları bitip bir de kötü tarafı sezonun yarısında bitmesi. Evet. Mısır ekmişin, pancar ekmişin. Başka bir sigortan yok, kuyun yok. Baraj bitti dedikleri gün, banayı kapattıkları gün. Yandığın gündür. Yandığın gündür. Çünkü masraflar ekebilmek kolay değil, masraflı iş. Evet. Yani ektiğimiz mahsulleri kaldırabilmek için suyumuzu düzgün ve yeterli kullanmamız lazım. Yani suyun durumu da dediğin gibi ortada. Drone'la da çektik, gösterdik. O yüzden bütün Türkiye'deki, bütün dünyadaki çiftçilere buradan da bir çağrıda bulunan. Lütfen kaynaklarımızı sınırsız, umarsızca kullanmayın. Yani insanlar şunu sanıyor, çok suyun verince çok mahsul olacak sanıyor. Evet. Yani şunu bilmiyor, çok sulayınca, göllendirince verdiği gübreyi de yıkatmıyor. Evet. Yani sulayarak kuruyan, kurutan çiftçileri görüyorlar. Ne kadar yazık değil mi? Suyla kurutuyorlar, sulayarak kurutanları görüyoruz. Evet. Yani bu bilinçsizlik oluyor galiba, evet. Başka bir şey değil. Ya da art niyet var yani. Ama kendi mahsulüne de kimse art niyetli davranmaz. Yani çok sulayınca çok olacak sandığı için. Evet, maalesef. Yani biz barajı açıldı açılalı. Damlamayla 1.6 dediğimiz damlamayla 12 saat su veriyoruz. Yani hasat ederken diplerinde yani suyun, azotun yaktığı bir yaprak göremiyoruz. Evet. Ama çok sulayandan bakıyoruz. Mısırlar yarıya kadar kuruyor bu. Sudan kuruyor yani. Fazla sudan. Kesinlikle. O yüzden burada yapılmış büyük bir yatırım var. Büyük, evet, bir milli servet var. Bizim tekrardan yerine koyamayacağımız bir kaynak su. Evet. Hani telafisi olmayan bir şey var. Hı. O yüzden dediğimiz gibi lütfen sulağımızı. Ya şöyle bakarsan Ramazan, bardak gibi düşün burayı. Evet. Yani geçen yıla nazaran bardağın yarısı bitmiş. Bitmiş. Yarım bardak suyumuz kalmış. Kesinlikle. Onu verimli içmek lazım. Zaten %30'un altına indiğinde de, evet, sulama barajları şeyini devam ettiremiyor. Varlığını devam ettiremiyor. Kapatmak zorunda kalıyorlar. Evet. O yüzden baya baya. Yani bunun da sonunu getirmeyelim. Kesinlikle. İnşallah çok çok dua eden bir yağışlığımız olsun. İnşallah. Barajımız da olsun. Evet. Yani bunun örnekleri var mesela Aslanapa Kura İşler Barajı açıldığı yıl kurudu değil mi? Açıldığı yıl kurudu ve mahsulleri, onun adı mısır ekmişti. Mısırları koçan çıkartmadan su bitti. Evet. Sezonun yarısında kaldı. Atıyorum silaj 1000 liraysa kilosunu 250 liraya verdiler. Yani masraflarını bile kurtarmadılar. Kesinlikle. Neden kuruduğunu da oradaki çiftçi arkadaşla bahsettiler. Yolları sulayanla, tarlalardan dışarı taşırıp taşıranla, evet, suyu umarsızca harcayanla. O yüzden bilinç. Lütfen kaynaklarımızı düzgün. Damlası bile çok önemli. Evet. Durum, hal, vaziyet ortada. Ona göre kullanalım. Yoksa hepimiz yanacağız yani bu. Evet. Benim tarlam senin tarlan değil. Herkes topyekun bir şekilde olumsuz etkilenecek. İnşallah dediğimiz gibi şu kenarlar falan olmaz. Görüyor musun? Bak suyun hangi seviyeden oraya düştü. Evet. Yani çok büyük bir seviye aslında bu. Hani boylu boyunca düşününce, tabii, dediğin gibi. Yani en azından bir 5-7 metre düşmüş bak, evet, suyun seviyesi. Ve bu komple, o biraz önce gördüğünüz havza boyunca düştü o 7 metre. Evet. Yani azalan su miktarını hesap edebilirsiniz yani bu şekilde. Yani o havzanın burası yükselince arkası biraz daha uzuyor. Değil mi? Doğru, o da var. Ha, o son değil dediğin gibi son zaten. Son değil. Yani havzanın ucu daha gidiyor. Ama evet, burada düz çıkıyor, oradan bu tarafa geliyor. Doğru, orada da çekiliyor. Yani en yüksek seviyesi burası. Evet. Orası bite bite geliyor. Bu şekilde. Sen ne düşünüyorsun Yunus bu konu hakkında? Gel bakalım be. Gel bakalım Yunus efendi. Bugün hep kameralardan kaçtık. Buyur abi. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şey, barajı ilk defa gördüm. Sen su seviyesi seni tatmin etti mi? Yo, daha yüksekmiş. Aşağısı 30 metreymiş. Yani 30 metre miymiş? Baydırmış. Ama güzel.
Yunus Efendi. Bu şekilde. Oldu. O zaman şimdi sürpriz bir ziyaret yapacağız. Bir kardeşimizin, arkadaşımızın yanına. Videolarda, kameralarda çıkmak isterse onu videolarda, kameralarda göstereceğiz. Değilse artık dönüş yolunda videomuza son veririz. Bu şekilde baba, ağzına sağlık. Senin eline sağlık. Sağ olasın. Atıl dört. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evet çok değerli takipçilerimiz. Bugün günümüzü Beşkarış Köyü'nde geçirdik. Çok değerli bir takipçimiz var, Yusuf Yiğit. Sağ olsun ilk takipçilerimizden, sürekli bizi takip edip yorumlarını esirgemeyen bir kardeşimiz. Onu ziyaret ettik. Kendisi kameralara görünmek istemedi. Öyle olunca misafir ettiler bizi. Günümüzü geçirdik, çay kahve içtik. Sağ olsunlar. Videoyu da böyle bitirmek, bu vesileyle bitirmek istedik. Yusuf'a kameralardan, buradan video olarak çok selamımızı iletiyoruz tekrardan. Misafirperverlikleri için de teşekkür ederiz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.